Sen pencereden girersin, biz arabada gözcülük yaparız. Ben neye giriyorum? Lan bizim o pencereden girecek halimiz var mı? Aramızda en zayıf sensin. Tamam, ben girerim. Dikkatli ol. Navigasyonu aç Mustafa, ne olur ne olmaz. Benim telefonda navigasyon yok abi. Bu ne biçim telefon lan? Ne yapayım abi? En ufak bir ekonomi tartışmasında çıkar telefonunu göster diyen dayılara karşı haksız çıkmak istemiyorum. O yüzden kullanıyorum bunu. Telefonun modeli iyi olunca ekonominin de iyi olduğunu sanıyorlar sonra. Nereye koşuyor lan bu? Ev sahibine yakalanmış. Haydi abi. Evime hırsız girdi. Yalın ayak atletle çıktım dışarı. Beni evime bırakabilir misiniz? Bırakırız tabi abi. İnsanlık öldü mü? Abi ne yapıyorsun sen, çıldırdın mı? Çaktırmayın. Bizden şüphelenmesin diye yaptım. Sakin olun. Allah razı olsun sizden. Küpegündüz evimi soydular. Geçmiş olsun abi. Bu şerefsizler için gecenin gündüzün pek bir önemi yok. Allah belalarını versin, ne diyeyim? Bela okuma bence abi. Az bile söylüyor. Lan sen kimden tarafsın? Adam belayı bize okuyor. Abi ne dersiniz? Beni niye almadınız? Evinin soyun adamı, evine bırakıyoruz. Kafayı mı yediniz abi siz? Ne yapalım oğlum, adam yalın ayak yol ortasına kalmış. Hırsızı görebildiniz mi abi? Bir yerde görseniz teşhis edebilir misiniz? Göremedim valla, yüzünde maske vardı. Oh çok şükür. Anlamadım. Buna da şükür dedim, sana bir şey olmamış. Ne çalmış hırsız belli mi? Cüzdanımla 9-10 tane Cumhuriyet altınımı çaldı. İyi iyi. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi peki abi? Karakola gidip şikayette bulunacağım. Bulunsan ne olacak abi? Sen daha eve varmadan çıkmış olacaklar. Sen ona bakma abi. En az 3 yıl yerler. Git şikayette bulun. İstiyorsan üstünü giy, biz bırakalım seni karakola. Hay Allah razı olsun sizden. Bekleyin, hemen giyinip geliyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Abi sen adam bizden şüphelenmesin dedin ya, bence hiç şüphelenmemiştir bizden, değil mi? Konuşsana. Adam bizden şüphelenmedi ama her yerde güvenlik kamerası var. Polisler bizden bayağı şüphelenecek. Sür lan sür, ne bekliyorsun? Evine gelen hırsızları yalın ayak metrelerce kovaladı sayın seyirciler ama yakalayamadı. Geri evine dönmek için de farkında değildi, hırsızların aracına bindi. Kendisini eve kadar da bıraktırdı. İşte o akıl almaz olay. Serkan İlhan kendisini eve kadar bıraktırdı. Daha sonra güvenlik kameralarını izleyince hırsızlardan yardım istediğini anladı. Keşke hiç evine bırakmasaydık adamı. Abi acil çıkmamız gerekiyor, polisler geliyor. Nereden buldular lan yerimizi? Ben arayıp ihbar ettim abi. Hazır herkese iyilik yapıyoruz, bari polislerin işini de kolaylaştıralım dedim. Allah belanı vermesin. Koş koş koş.